Sevgili Boğa, gelsin bakalım ekrana. Çok merak ediyorum ben de vallahi bir boğa olarak bu hafta neler yaşayacağız. Ay, parada tek yıldız yok. Oğuz, tutumlu ve dikkatli olmayı uyarıyor o tek yıldız. Çünkü hafta sonu bayağı böyle bir coştu boğalar. Öyle mi? Ciddi anlamda hem iştah. Abi sinsi gülüş attın bana ama neyse. Unutmayacağım onu, sonra soracağım. Özellikle ve özellikle bu hafta Sen seyahat... neden bana sinsi diyorsun ya? Sinsisin çünkü. Bir şey Merkür'ün söyleyeceğim. Çok gerilemesi ayıp değil mi? değil. Bak, programa girdim. Hemen geldim burada, Arto'yla Seren'i gönderdim. İkimizi birbirimize katmaya çalıştılar. Evet, bu arada hikaye, boğalar ne olur ekran başında kalın. Bu arada hikayemde paylaştım. Sevgili Arto, buradan selamlarımı gönderiyorum. Beni yerimden etmek için elinden geleni yapıyor. Devam Arto'cum, devam. Valla Artocuğum, kimler kimler bizi ayırmaya çalıştı. Çok Ben tatlı. Allah'ıma hep dua ediyorum. Nurumdan beni ayırma. Canım benim. İnan Ama bana. sinsi der yani. Ama Ne sinsi sinsiliğimi derim. gördüysen. Tabii. Çok ayıp ya. Evet, devam et Bak ne şimdi olur. konu olacak. Haftanın gündem konusu. Bak Nuray ya. Sayar'ın Nur Virel'in sinsiliğini açıkladı. Kurban olsunlar onun Hadi hadi sinsiliğine. sinsi deyip şimdi kurban olsunlar falan deme yani. Vallahi billahi Dedim bir yüreğimi kere. biliyorsun Hadi sen benim. hadi. İyi tamam, torpil geçeyim bari, sen affet Hayır, beni. asla asla değil. Şimdi gerçekten hani şaka bir yana, ben Nur'u çok seviyorum. Allah herkesin karşısına senin gibi bir dost. Ben çok duygulanıyorum. Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Yani seni çok seviyorum o yüzden. Ya yaptığı hata yüzünden Hayır, ağlıyorum. hatadan dolayı Hadi değil. tamam Çok bu. kıymetlisin. Vallahi çok Gelsin kıymetlisin ekrana. benim için. Çok özür dilerim. Yani Merkür'ün azizliği. Şimdi sevgili boğalar, bu hafta seyahatlere çıkabilirsiniz. Bak, gezmelere gidersen duymazsan bil. Seyahat. Ben Tabii. her şeyi açık yaşıyorum, Tabii biliyorsun. Her biliyorum. şeyi paylaşıyorum. Her konuda elinize birçok şans ve fırsat geçecek. Bak, o işte orada da yazıyor. Torpil değil bu. Fikirlerinizi söylerken zorlanabilirsiniz. Bu hafta kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Yanlış anlaşılmalara çok açıksınız boğa burçları olarak. O yüzden ne olur konuşurken bir kez daha düşünün. Yanlış anlaşılmamak için, kimsenin hakkınızda olumsuz yorum yapmaması için ben yaptım tabii en başta. Özellikle bu hafta sevgili boğa burçlarım, işlerinde, iletişimlerinde kendilerini ifade etmekte zorluk çekebilirler. Yanlış anlaşılabilirler. Oysa ki doğruluk, dürüstlük boğanın ilkesidir. Her şeyi bilmek ister ve araştırma yapar. Yani hakikaten her şeyi bilen kadınlardır. Her şeyi bilen erkeklerdir boğa burçları. Çünkü onlar dünyaya araştırma yapmak için gelmişler. Birlik ve beraberlik içerisinde olmak, düzen içerisinde yaşamak boğa burçları için çok önemli. Ama bu hafta bir kez daha önemli, bir kez daha önemli. O yüzden hayatınızdaki boğaların hakikaten farkındalığını bilin, kıymetlerini bilin. Şimdi bak, sana bakarak Tamam, benim konuşmayacağım. konuya girme. O konu Tamam, kapandı, geçti o bitti, gitti. geçti. Geçmişle yaşamıyoruz biz. Kariyer açısından para konuları, banka işleri, borç, alışveriş, alacak verecek meselelerinizde sorun olan her işinizi çözümleyeceksiniz bu hafta. Gizemli ve ruhani konulara da inanılmaz ilgi duyacaksınız. Ama bu şimdi gizemli ve ruhani konular maneviyat anlamında. Hani fitne, fücür, fesatlık anlamında değil. Özellikle maneviyat anlamında gizemli. Hani inançlarınızı, ibadetinizi gizli gizli yaptığınız için bu hafta tamamen maneviyatta içe dönük bir hafta yaşayacaksınız. Dolayısıyla hani belki geçtiğimiz haftalarda bu kadar dua ediyorum, bu kadar dilek diliyorum, niye olmuyor, niye olmuyor diye isyan ettiğiniz günler yaşamıştınız. Ama bu hafta resmen evren sizi ödüllendirecek. Her bir dileğinizin, her bir duanızın kabul olduğunun bilincinde ve farkında olacağınız bir haftadasınız boğa burçları Süper. Olarak. Aynı zamanda sizinle çalışma ortamınızda fikir ayrılığı yaşayan iş arkadaşlarınız olabilir. Onları da olduğu gibi kabul edin. Bak yine. Seni olduğun gibi kabul ettim. Tamam, teşekkür ederim. Evet. Hakikaten sizinle çatışmalar olabilir, fikir ayrılığı yaşadığınız arkadaşlarınız olabilir. Uymayın onlara. Onları kendi yolunda özgür bırakın. Şimdi bak, bir boğa kadını olarak insanları değiştirmek isteyebilirsin. Sen mutluyken herkes mutlu olsun isteyebilirsin. Bir boğa erkeği de ben mutluyum ama çevremdekiler de mutlu olsun diye yaşamak isteyebilirler bu hafta. Ama mutlu olmayı hak eden insanlar mutlu olur. Siz kimseyi
zoraki mutlu edemezsiniz. O yüzden başkaları için kendinizi yıpratmayın. Değişmek isteyen insan değişecektir. Gelişmek isteyen insan gelişecektir. Bu hafta bence kimsenin hayatına dahil olmayın. Kimseyi düzeltmeye de çalışmayın, değiştirmeye de çalışmayın. Fikirlerinizi söylerken zorlanabilirsiniz demiştik zaten. Fikir ayrılığı yaşadığınız kişileri tam olduğu haliyle kabul edin. Kendi yollarında özgür bırakın. Çocuklarınızla, aile büyüklerinizle, ilişkilerinizle ve iletişimlerinizle muazzam dengeli bir hafta yaşayacaksınız. Hatta bir erkek çocuk, bir kız çocuk sahibi olan bir boğa burcu annesi bizi dinliyorsa, hele o çocuk ergense, bu hafta mümkün olduğunca çocuklarıyla iletişim konusunda şanslı olacaklar. Aa, süper. Kendilerini anne gibi hissedip evlatlarının onların sözlerini, düşüncelerini göz ardı etmediklerinde bilakis görerek deneyimleyip yaşayacaklar. Bu durumda süper. Onları mutlu edecek. Sadece para konusunda alışveriş yaparken çok coşkulu olmamaya, plansız programsız harcamalar yapmamaya özen gösterin. Para konusunda coşkulu olursan pişman olursun hafta pişman sonuna olursun. Doğru. Yani ben bu hafta boğaların coşkuyla para harcama isteği içerisinde olacaklar. Genelde boğa tutumlu bir burçtur. Ama mutlu olduğu zaman har vurur harman savurur. O yüzden mutlu olun ama paranızı da tutun. Bilinçli harcamalar yapın. Asla ve kata programsız para harcamayın. Sağlık konusuna ekleyeceğim var mı? Sağlıkta eklem rahatsızlıklarına çok dikkat etmeleri gerekiyor. Hı. Örneğin romatizmal problemleriniz varsa ya da bu konuda araştırma yapın. Sağlığınızı güçlü tutmaya çalışın. Ama korkulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Aynı zamanda bu hafta arkadaş çevrelerinde, sosyal hayatlarında son derece hem şanslı olduklarını fark edecekler hem şanssız olduklarını fark edecekler. Vaktiyle haklarında konuşulmuş, yapılmış dedikodular kulaklarına gelebilir boğaların. Olayların üzerinde durmasınlar. Hakikaten iftiralara çok açık oldukları bir haftadalar. Geçmişte yapılmış sözler, laflar üstünde bile durmayın. Bu hafta siz olun. Kendinizi her zamankinden daha fazla önemseyerek yaşamda sağlıklı yol almaya çalışın. Ruh sağlığı da çok önemli. Çünkü boğa kimseye haksızlık yapmak istemez. Ama ona yapılan haksızlığı da kolay kolay unutmaz. Ve bayağı son 3 aydır boğalar insan detoksundan geçiyorlar. Bak sen de bir boğasın. Şükürler olsun ben hayatımdayım artık. Hep hayatımda kalayım, kimse ayıramasın bizi. Ama hakikaten boğa burçları son 3 aydır insan detoksu yapıyorlar. Dostu kim? Kimler geldi hayatımdan, kimler geçti? Ya, değil vallahi mi? Aynen böyleyim. Bak, yani bizim sosyal medyacılar da bizim reklamımızı yaparken neler geldi başımıza diye bir şarkı koymuşlar. Gerçekten. Tam bizi yani anlatıyor. Yani mutlaka bizi izleyenler arasında aynı zorlukları yaşayanlar vardır. Mesela Ekim'den çok umutluydum ay olarak. Ekim de böyle insanı sarsıyor. Yani tabii, Ekim de tabii. Allah Allah yani artık ama Kasım gelsin diye bakıyoruz. Nurcum, yaprak dökümü yaşadı boğalar. Evet. Yani insan mı yok artık hayatımda diyorsunuz şu anda? İnsan mı kalmadı toplumda diyorsunuz şu anda? Samimiyetle söylüyorum. Şimdi doğru. Bir tane kötü insan var diye bütün insanları da kötülemeyelim. Bu ülkede, bu dünyada iyiler varsa kötüler de var. Kötüler de var. Doğru. Benim gibi sinsirellalar da var. Spotun ne? Spotum. Uğraşma boğayla, canın yanar. Ama sen bu başkalarına verdiğin spot oluyor. Boğa için mesela bu haftayı en kolay atlatacağı bir spot olsun. Herkesi, her şeyi olduğu gibi kabul et. Direnç gösterme hayatla. Her şeyi herkesi olduğu gibi kabul et. Kabul et. Yani belki de akışa bırakman gerekir. Olduğu gibi kabul edersen zorlukların üstesinden gelmen daha kolay olur. Sevgili boğa, her şeyi olduğu gibi kabul edersen güzel bir hafta seni bekliyor.